Nihayet yüz yüze gelebildik ha Ömer. Gerçi ziyaret için ilginç bir saat. Yakışıklı yeğenimi şöyle yakından bir göreyim. Düşündüğüm gibi. Aynı Reşat. Buna da bir bak yakından. Bakalım kime benzeteceksin. Alçaklığın, ikiyüzlülüğün dışında ne görüyorsun o fotoğrafta? Ben ne görüyorum söyleyeyim mi? Sonunu. Çıkın dışarı. Çıkın dedim. Eda ve Nilüfer'i hemen bırakmazsan bunları savcılığa vermekle kalmaz. Her yere yayarım. Seni diri diri gömer o müritlerin. O masken düşer. Her şeyini kaybedersin. Seni hemen şu an öldürebilirim. Eminim yaparsın. Allah korkun yok zaten. Gördük o fotoğraflarda. Ha unutma lan. Bana bir şey olursa kopyaları polisin eline geçecek. Şimdi kızları bırakacaksın. Benimle birlikte çıkacaklar buradan. Maalesef. Bu mümkün değil. Sanırım anlamadın. Şarlatanlığın ortaya çıkacak. Hapsi boğulacaksın diyorum. Bana uyar. Tahir'le birlikte aynı koğuşta kalırız. Amca iyi yani. Canımız da sıkılmaz hem. Ne? Abimi de yakmaya razıyım diyorsan. Buyur yak. Sana engel olmayacağım. İnsanın aklına gelir miydi ya? Koskoca Reşat Hoca'nın oğlu yardım derneğinin parasını iç etmiş. Dolandırıcılıktan içeri girmiş. Reşat, babasıyla aynı kaderi paylaşmasa bari. Kahrından ölmese adam. Hayır, 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 hayır. Abim öyle bir şey yapmaz. Yalan söylüyorsun. Bütün evrakta imzası var. Ama biz onu gözden çıkardık diyorsan... Hiçbir yanına kalmayacak. Herkes senin kim olduğunu öğrenecek yakında. Babana selamımı ilet. Kim o? Aç.
geldi, vallahi geldi sonunda. Şeyim, siz zahmet etmeseydiniz ben hazırlanır gelirdim. Kızları hemen yarın hazırla. Bir an önce kıyılsın nikahları. Kızları? Lafımı bana tekrarlattıracak mısın? Tahir Bey'in kızlarını mı? Yarın hemen Öktem Efendi'ye git. Şeyhimiz çocuklarınızı münasip görmüşler. Bu şerefi size bahşedecekler de. İki gün içinde bitsin bu iş. Anladın değil mi beni? Tamam şeyhim.